Kafasından herkese merhaba. Evet, bu hafta Ayla ve Müslüm'ün yapımcısından yeni film. Cicero. Cicero'yu konuşacağız. Basın gösteriminden geldik sıcağı sıcağına. Değişik yorumlar var insanlardan. Belli yaş kesimlerine göre farklı yorumlar bulabilirsiniz. Önemli olan burada bizim yorumlarımız. Evet. Bakalım biz ne düşünüyoruz. Önce bir Cicero'nun görüntülerine bakalım, ondan sonra sizlerleyiz. Evet, Ayla'nın yönetmeni tek başına Can Ulkay'dı. Müslüm'ü Can Ulkay, Hakan Keçe ikisi tamamladı derken bu sefer Serdar Akar. Evet, Serdar Akar zaten sinemada son dönemde yani çok farklı işler yapmıyor artık Serdar Akar. Eskiden bir ara yeni sinemacılar kimliği altında değişik filmlere imza atıyordu. Özellikle sokak kültürü, alt sınıfa dair hikayeler anlatabiliyordu. Ama artık bu Kurtlar Vadisi'nden sonra, filminden sonra daha böyle ana akım işlere girmeye başladı Serdar Akar. İşte Behzat Ç'leri sinemalaştırdı, Kurtlar Vadisi'ni. Eskiden işte ne bileyim Gemide Maruf falan çekerdi. Ayla da Müslüm de 6 milyona yakın gişe yaptı. Müslüm 6 milyonu geçti. Cicero'nun bu kadar yüksek bir gişe yapmayacağını düşünüyorum. Bunun sebepleri dersek. Birincisi hikaye. İkinci Dünya Savaşı zamanında geçiyor. Naziler var ve çok fazla yine vurgular olsa da Türk ile ilgili daha çok uluslu bir şey var. Filmin hem dili olarak da. İşte neler var? Almanca var, İngilizce var. Tarihten yine karakterler var bir takım. Hitler, Churchill, fiziksel olarak gördüğümüz şekilleriyle varlar. Duygusallığı nasıl diyeyim sana? Mesela gişe sineması kodlarını kullanıyor ama Ayla ile Müslüm'de yerel duygu var ya. Cicero'da o yok. Evet sanki. Yok. Daha böyle sanki Avrupa filmi, Amerikan filmi yapmaya çalışmışlar. Yani şey demiştim, fragmanda film daha güzel gözüküyordu açıkçası. Ben şey demiştim hani böyle Türk usulü Spielberg filmi gibi de izleyince fragmandaki kadar da güzel durmadığını fark ettim filmin. Zaten filmin temel sorunlarından birisi duygusallık dedin ya. Duygusallığı aslında duygu sömürüsüyle karıştırmışlar yine bazı noktalarda. Genelde bu oluyor. Türk sinemasında çok olan bir şey. Bu filmde de mesela Down sendromlu çocuklar üzerinden bir duygu sömürüsü var aslında bazı açılardan. Yani bu klasik hani Nazilerin şeyi vardır ya böyle katliamları sırasında işte çocukları gaz odalarına tıkıp sonrasında katledilme sahneleri vesaire. Bu filmde de birazcık o olay üzerinden bu duygusal kısmı yapmaya çalışmışlar. Zaten filmde Cicero dediğimizde bir ajan filmi bekliyorsun ki ajan filmi. Ama aile hayatı vesaire işte böyle kişisel zevkleri falan da filmde yer verilmiş daha çok. Yani bir gişe sinemasında genelde drama sahnelerini duygusunu kaçırmaktan zaten ülkece hoşlanırız. Böyle bir şey var. Ya Cicero'da geçmiyor dediğim hem karakterlerin mesafesi de var. Şimdi Cicero dediğimiz karakterle aslında baktığında öyle belirli bir noktaya kadar hatta belki de tamamına kadar hiç bir özdeşleşme yaşayamıyorsun. Şimdi Müslüm Gürses'i herkes tüm Türkiye tanıyordu. Ayla'da da olay çok duygusaldı. Cicero kimdir diyecek herkes. Bir Cicero'yu izleyecek. Bir casus ve finaline kadar aslında kime çalışıyor, kim için ne yapıyor onu da pek anlamıyorsun. Ya bir de şey mesela bazı ünlü kişiler mesela atıyorum Hitler olsun, Churchill olsun, ne bileyim İsmet İnönü olsun, Atatürk figürü olsun. Mesela bu figürler çok yapay yapılmış. Özellikle sırf yapılmak için, koyulmak için koyulmuş. Yani bir tip olarak aslında benzeyen hafif İsmet İnönü diyebilirim. Çok az da Churchill'e benzemiş. Gerisi yani hiç benzememiş karakterlerin. Zaten filmde teknik sorunlar çok fazla baş gösteriyor. Özellikle kurgu olsun, seslerde mesela senkron bozukluğu var birkaç yerde. Erdal Beşikçioğlu opera söylüyor ama bildiğin ağzını oynatıyor Erdal Beşikçioğlu. Burada mesela ağzına oturmamış ses. Bunun dışında filmin işte farklı uluslardan insanlar oldukları için kendi dillerini Almanca, İngilizce kullanılmış. Bu konuşmalarda mesela dublajın işte karakterler üzerine dublajla buna oturtulmuş ve bu da çok bariz belli oluyor. Senkron ve dublaj sorunu çok göze batmasının yanında dediğin gibi aslında yine bir Mustafa Uslu yapımında yine bir kurgu eleştiriyoruz. Artık bu bir klasik haline geldi. Yani Ayla'nın da kurgusunu çok eleştirmiştik. Müslüm'ün de. Cicero'nun da ve Cicero'nun ki artık 3. filmi. Şimdi 4. Türk Kişi Dondurma gelecek. 5. Naim Süleymanoğlu gelecek de. Hani sürekli her çektiği yeni filmde yapmaması gerekenleri biz ve diğer başka sinema yazarları söylemesine rağmen bunlardan hiç ders çıkarmamış görünüyor ki aynı hataları yapmaya devam ediyor. Ya sanki bir şablon var. Şablonun üstüne farklı bir hikaye oturtturuyorlar sürekli. Kurguda çok sıkıntılı anlar var. Mesela örneğin mesela yine klasik 5 yıl sonra, 6 ay sonra bilmem neler koyulmuş. Bir, karakterlere böyle video klip estetiğindeki ama estetik durmayan sahneler çekilmiş sürekli. Şimdi tamam artık alıştık. Müziğin dozajı hep fazla oluyor ama kurguda da bu sefer Cicero'da çok fazla bariz bence.
bir müzikten diğer müziğe geçiş bile hatalı. Sallıyorum, bir dramatik bir müzikten böyle laylaylon bir müziğe geçiyorsun ve sahne oradan geçiyor derken ben çoğu böyle müzikli sahne geçişlerinde neye uğradığımı şaşırdım. Bazı sekanslarında hani çok göz tırmalıyor, kulak tırmalıyor. Beşikçioğlu'nun ajanlık yaptığı sahneler var ya, bu sahnelerde mesela çok tekrara gidilmiş. Biz mesela o evrakların çekilme, fotoğrafla çekilme sahnesini 5 kez aynı sahneye gördük. Hatta bu bayağı yayılmış, sanki copy paste gibi sürekli aynı sahneler yapıştırmışlar gibi. Bunun dışında çok fazla geri dönüşler var. Mesela bir olay oluyor geçmişte, o geçmiş olayı sürekli yüzüne çarpıyorlar. Yüzüne çarpıyor, yüzüne çarpıyor. Yani bu tip vurgular falan vesaireler ne yazık ki oturmamış kurgunun eseri diye düşünüyorum. De yine hala yani 2019 yılında hala filmin işte açılış sahnesindeki gibi kötü adamlarının şarap, tavuk ve ha 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 bol kahkahadan ibaret resmedilmesi bana artık çok eski geliyor yani. Hatta bunlar... bunu Kara Murat'ta falan yapıyorlardı. Battal Gazi'den. Evet falan. Hepsinde var hatta böyle sahneler. Üzerinde işte sırf üniformalar değişiyor. Aynen, yiyecekler, şaraplar ve kahkahalar yani. Onun haricinde filmin yine milliyetçi olarak vurgu çıkışları bana komik geliyor artık. Yani milliyetçi filmler var tamam, ayrı da nasıl diyeyim. Geçenlerde Türk İşi Dondurma'nın fragmanını da izledim. Ya çok slogan atar gibi olduğu zaman sırıtıyor. Yani ama Mustafa Uslu da slogan atmayı seviyor gibi geliyor bana hep. Evet, bir de bu konuşulmayı. Özellikle filmin sonlarına hani şey yazıyor ya, hikayeyi direkt yazıyla anlatırken işte bu Türkiye'nin ilk bilmem nesi, yok ilk kahraman, ilk şey. Ya bunları yazıyla vermek yerine görsel olarak anlatmaya çalış. Bu sinema sonuçta. Yani biz herhangi bir sitede yazmıyorsun ya da ne bileyim bir gazete haberi falan değil bu yani. Belgesel yapmıyorsunuz. O yüzden görsel olarak bunları betimlemen lazım. Filmde sevdiğim şeyler de var. Mesela Halil'in aksine ben filmi bir gıdım daha fazla sevdim Çiçero'yu. Rolleri değiştik Müslüm'de bu sefer. Evet. Ben Müslüm'de bir tık daha çok yani sevmiştim. Çiçero, özellikle Burcu Biricik ve Erdal Beşikçioğlu'nu ben beğendim açıkçası. Rollerinde bence iyiydiler. Ama işte rolleri çok belirli, sınırlı rolleri vardı. Mesela Erdal Beşikçioğlu'nun hala Behzat Ç'yi anımsatan bu pavyon işte... Gazino olayları falan vesaireleri bu filmde de vardı. Behzat Ç. Vali karışımı bir şey vardı sanki tipi. Evet, ona benziyordu canım. Akılları onu getiriyor ama tabii karakter biraz daha farklı bir karakterdi. Burcu Biricik sevdiğim bir oyuncu. Filmde içinde de baktığım zaman hani filmdeki oyunculukların hemen hemen %90'ını ben beğenmedim ama tek bir isim söyle dersen beğenmeye yakın Burcu Biricik derim. Erdal Beşikçioğlu Erdal Beşikçioğlu. Yani hiçbir zaman kötü değil ama... Ya zaten Burcu Biricik'in aslında evet, adaylık alması lazım. Çünkü Meryl Streep Oscar almıştı Sophie'nin seçimiyle aynı rolle. Yan karakterler, özellikle kötü karakterler ve yabancı konuşan ve yabancı dilde konuşan karakterlerin hemen hemen hiçbirini şey yapmadım ben çok. Ya mesela filmdeki bence en iyi oyuncu belki Ertan Saban olabilir. Ona da öyle roller yapıştı artık biliyor musun? Genel dizilerde olsun, şeylerde olsun, hani Elveda Rumeli tarzı ya da en son şeyde vardı gerçi, Fatih dizisinde vardı. Ama böyle tekinsizliği veriyor, tekinsizliği hissediyorsun. Genelde evet, ona zaten Bizanslı rolleri verirlerdi. Burada da yine bir... O da şey yüzünden, Türkçe evet, bozukluğu var. Konuşurken Türkçesi biraz bozuk ya onun. Daha Makedon Türkçesiyle konuşuyor hafif. Şey ne diyorsun? Gerçi benim çok sevdiğim bir oyuncudur ama Tamer Levent işte. Ya bence onlar kötü oynamamışlar. Yani evet. Oturuyor rolleri. Zaten rolleri belli bir diplomat rolü oynuyorlar. Diplomat zaten ne kadar atraksiyonel bir rol olabilir ki? O yüzden yani o roller bence sıkıntı değil. Filmin kurgusu ve hikayesinin dağınıklığından zaten sıkıntı var. Mesela bu filmin süresi aslında 105 dakika. Gayet makul bir süreyle yapmışlar. Ama filmi nasıl kurguladılarsa o 105 dakika uzun geldi bana. Hissettirdiği dakika. Yani ben şu an gerçekten ne bileyim, Hayra'dan Müslüm'den daha uzun bir film izlemişim gibi geldi ama değil. Değil. Set tasarımları falan klasik Türk dizilerinin setlerine benziyor zaten. Ya artık şey kurdu herhalde sistem, neyse artık üstüne direkt Mustafa Uslu ismini hep kullanıyoruz. Türk İşi Dondurma'nın fragmanını izledim. Orada mesela genel planlar, kasabalar falan filan var. Çiçekçiburnu'da nasılsa orada da öyle. Yetişti. Yani formalar değişmiş. Yine set mi diyorsun, dekorasyon. Bir de işte bu sonlara doğru da hani klasik Türk vurgusunu yapıp sonra müziği arttırmalar vesaireler falan, özellikle halkın duygularıyla oynamak, milliyetçi duygularıyla oynamak için yapılmış hareketler. Ya halk film izlerken mesela büyük ihtimal gurur duyup sevecektir. Çünkü çok fazla beylik lafları da var filmde. Yani bir gerçekten şöyle Avrupa, işte klasik Hollywood mantığında bir casus filmi, başarılı bir casus filmi yapılsa, yapılmaya çalışılıyor gerçi, yapılamıyor o ayrı. Yine diyeceğim hani eli yüz düzgün çıkmış da işte eli yüzünün düzgün olmasını engelleyen çok fazla tekniksel faktör var. Bu arada Çiçeğim bir yere kadar aslında iyi gitti filmde.
İlk biraz sanki... İlk yarım saati fena değildi. Bir yere kadar iyi gitti. Sonra bir anda bu aşk ilişkisi girdikten sonra film bir anda tepe taklak oldu böyle. Garip bir kurgusunda bozukluklar falan vesaireler ortaya çıktı. Sonuç olarak söylemem gerekirse yine her filmin eleştirisi de ben Ayla'yı ortalama bulmuştum. Yine beğendiğim yerleri vardı. Aile'yi ben beğeniyorum aslında. Müslüm'ü de ortalama bulmuştum. Onu da beğendiğim yerleri vardı. Beğenmediğim olmasına rağmen Çiçero'yu iyi bulmadım. Ya. Bunu net bir şekilde bu sefer söyleyebiliyorum. 3 film arasında aslında en zayıfı diyebiliriz. Ve ben en iyisi olmasını bekliyordum. O fragmanı izledim ya Çiçero'nun. Dedim bu sefer iyi olacak herhalde gerçekten. Ama bu açıdan hayal kırıklığı oldu benim için. Bir de gişesine bakarsak mesela gişesinin büyük ihtimal ya ben 501 arası bekliyorum mesela. Çok yüksek bir gişe beklemiyorum bu filmden Çiçero'dan. Bence 1 milyonun aşağısında hiçbir Mustafa Uslu şeyi kalmaz gibi yani geliyor bundan sonra. Yani sırf ismiyle satar diyorsan tabii o olabilir yani. Sonuçta öncesinde Müslüm ve Ayla referansıyla aa bu adam iyi film yapmış deyip gidebilirler. Ayla ve Müslüm'ün yapımcısından artık slogan oldu Türkiye'de bu. Şimdi peki bundan sonra şey çıkar mı? Ayla, Müslüm ve Çiçero'nun yapımcısından. Çiçero da eğer yaparsa güzel bir kişi koyabilir herhalde bilmiyorum. Aralar çok vardı. 2 ay sonra geliyor Türk İşi Dondurma. O filmi konuşacağız ama şöyle bir sıkıntı var onda da. 4 dakikalık fragman biraz dünya rekoru herhalde. Evet, Türk sinemasında artık sulu komediler yerine tarihi filmler ve biyografik hikayeler girdi. Çiçero da bu hikayelerden birisiydi. Evet. Bu haftanın önemli filmlerinden birisiydi. Son bir cümle olarak söylemek istiyorum. Genelde hep diyoruz bunu da hani artık işte ivedikler, komediler izleneceğine hani bunlar bir şey yapsın diyoruz da ama bunların da artık iyi yapılması olsun da onlar yapsın. Bu şekilde çünkü bir yol kat edemeyiz yani. Ama ben komediler yerine açıkçası bu tip filmleri tercih ederim. Vasat'ın üzerine başka bir vasat tercih etmek o da ayrı bir şey. Bilmiyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çiçero hakkındaki düşüncelerinizi yazabilirsiniz ya da Müslüm ya da Ayla filmiyle söylemek istediğiniz şeyler varsa onları da yazabilirsiniz. Bekleriz.